Herkese merhabalar. Bugün tarihlerden 4 Mayıs günlerden Perşembe günün ikinci yayını olan Altcoin yayını sizlerle birlikteyiz. Ben Beslen Aslı. Bildiğiniz gibi son zamanlarda özellikle birçok gelişmeleri takip ediyoruz. Dün FED bankacılık sistemi dayanık dedi. Maşallah dedi 3 saat yaşamadı. Hemen piyasaların kapanmasına yakın bir anda Westpac'in %60 aşağıya geldiğini gördük. Tabii bunları canlı yayından geniş geniş konuştuk. Bir de piyasaya farkındaysanız genel hatlarıyla tamamen yükselişe geçmiyor. Yani geçemiyor. Çünkü şu anda yeni çıkan tokenların, yeni çıkan coinlerin sadece piyasayı hareketlendirdiğini görüyoruz. Onun dışında altcoinlerde büyük bir hareketlilik görmüyoruz. Bunu çok defa söyledim ama bence tekrarlamakta yarar var. Yeni bizleri izleyenler olabilir. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Arkadaşlar, Bitcoin'in şu anda altınla korelasyonu var. Bitcoin eğer S&P gibi riskli bir varlıkla korelasyonu artsaydı o zaman altcoin'lere geçişi olabilirdi. Çünkü altının temsil ettiği varlık güvenli liman olma varlığı. Yani piyasada bir risk varsa yatırımcılar altın tercih eder veyahut da arzı sınırlı olan varlıkları tercih eder. Ama şu anda halen daha Bitcoin her ne kadar bir dijital altın mı değil mi sorunsalı daha geniş çaptan daha ufak bir çapa düşse de yani birçok kişi altını dijital altın olarak kabul etse de halen daha birçok çevre için Bitcoin çok riskli bir varlık. O yüzden buna rağmen 21 milyon adet üretilecek olmasına rağmen arkasında birçok kurumsalın olmasına rağmen altcoin'lerin yükselememesinin sebebi de buradan kaynaklanıyor. Çünkü daha tam Bitcoin'e güven daha yok. Çünkü şu anda devir altın alma devre. Yani bu kadar bankacılık sistemi batarken piyasada gidip de Doge Shiba kovalamaz açıkçası. Bir gün kovalarsa 3 gün satar. O yüzden bu aralarda bu hareketlerde eğer karınız varsa çok da sabırlı olmamak lazım bazen. Ne demiş derviş? Çok sabreden derviş sabretmekten gebermiş. O yüzden bu aralar biraz kısa vadeci olmak lazım. İkinci olarak ise arkadaşlar Sui Token'ın biliyorsunuz ki dün artık işlemlere açıldı ve birçok borsada işlemlere açıldığını gördük. Fakat bazı borsalarda çok saçma sapan fiyatlardan işlemi açıldığını gördük. Onlara da dikkat, borsa seçimlerine dikkat etmek lazım. Ondan da bugün sizlere bahsedeceğim. Öyleyse hadi ben çok uzattım girişteki lafı ama yararlı olduğunu düşündüğüm için. Hemen bir bakalım fiyatlamalara. Ethereum bu sabah 1902 dolar seviyesinde. Ethereum da aslında yükselişte. Dolar endeksi aşağıya doğru baskılanıyor. 101.30'larda 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerine baktığımızda oradaki düşüş de devam ediyor. Çünkü artık Fed'den daha fazla faiz artışı beklenmediği için 2 yıllıklar ve 10 yıllıklardaki bu baskının da aşağı doğru geldiğini ve doların ters korele olduğu kripto para varlıkları üzerindeki baskısını da azalttığını görüyoruz. Euro dolar paritesi 1.10.5 seviyesinde ve bununla beraber şöyle bir baktığımızda piyasada neler olup neler bittiğine şimdilik çok büyük bir hareket yok. Ancak işte Kava'nın bir hareketi var, Flow'un bir hareketi var, Wu'nun bir hareketi var ve bununla beraber Matic'te %3'lerde seyrettiğini söyleyebiliriz. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da ekonomik takvimimizde neler var diye. Mio Tavuğu ve Ayatex'e baktım. Şimdilik çok bir şey çıkmadı ama şöyle bir durum söz konusu. Önümüzdeki süreçlerde ne olacak? Arkadaşlar 8 Mayıs'ta Ripple ve SEC gizli görüşebilirmiş. Şimdi tabii ben bunu söyledikten sonra pek gizliliği kalmadı ama yani bizden de bir şey kaçmaz yani. 8 Mayıs'ta görüşeceklermiş ve SEC de şu anda gitmiş Ripple'a uzlaşmanın derdindeymiş. Çünkü SEC bu davayı dava olarak kaybederse inanılmaz derecede burada ne yapacak? Kredibilitesini yitirecek ve aynı zamanda delikanlılığa da laf sürdürecek. O yüzden hani o esip gürleyen SEC'ye baktığımızda şimdi Ripple'ın adeta kapısında galiba diyelim. Öyle umuyoruz, öyle diyelim. O yüzden 8 Mayıs'a dikkat. Bir de başka ne var, başka ne var? Yakınlarda bir şey yok. Orada benim tahtam var. Bununla beraber VeChain'in de bugün mobil cüzdan uygulamasına bir güncelleme gelecek. Onu görüyoruz. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da token açılımına. Gal token'ın %4'e yakın bir kilit açılımı olacak. Benim elimde yok ama olanlar varsa ilgililerine duyurulur. Biliyorsunuz 8 Mayıs'ta da Solana'nın kendi cep telefonu tanıtılacak. Onun öncesinde de Solana'da bu anlamda çok yüksek bir hype yakaladı. Yüksek bir hareketlilik yakaladı. Ve şu anda Sol
24 dolarlara yakın işlem görüyor. Ve açıkçası Sol için baktığımızda 24 dolarları şimdilik geçemese de burada özellikle ne kadarlık bir Sol kilitlenmiş, bir buna isterseniz bir bakalım. Sol kilitlemelerine de şöyle bir göz attığımızda bayağı arttığını görüyoruz. Şimdi boş verin benim sevip sevmediğimi, para kazanıyor muyum kazanmıyor muyum, ben ona bakarım. Ve Sol'ün de kilitlemelerinin arttığını gördüğümüz için Sol açısından iyi bir haber diyebiliriz. Ve bununla beraber Sui'ye bakacağız. Sui ne yaptı? Özellikle çok hızlı bir şekilde ortalığa çıktı. 1.25 dolar seviyesinden şöyle bir en son fiyatlanıyordu. 0.10'da da kamuya bir satışı yapıldı. Yani %1200'lük bir artış sağladı. Ben bir yere inanamadım. Fakat size şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın Sui'nin şimdi bir çıkışına bir bakalım. Sui'nin bu anlamda 0.10'lardan açıldığını biliyoruz. Ve çok ciddi bir hype yakaladı. Burası OKEX arkadaşlar. Çok ciddi bir hype yakaladı. 1.70'lere kadar çıktı. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Bir taraftan da bizim Türk borsalarına baktığımızda mesela Feksobit'te de yine 50 centler, 50 TL'lerden, 50 kuruşlardan çıktı. Artık yani kuruş o kadar zamandır anmıyoruz ki enflasyon yüzünden. 177 liralara kadar yükseldi. Bazı Türk borsalarında da 60-80 liralardan çıkmış. Bakın arkadaşlar, tekrar ediyorum. Borsa seçimleriniz çok önemli. Ve şunu da söyleyeyim. Elbette ki bir Türk borsasına ihtiyaç duyacaksınız. Neden? Başınız sıkıştığında müşteri temsilcisi, Türk borsa, Türk bankalarıyla entegrasyonu. O yüzden seçeceğiniz Türk borsası da önemli olmalı. Hani millet diyor ya işte sen yine diyor komisyonu. Yani ben o komisyon gelirine kalsaydım eyvahlar olsun zaten de. Yani Boğa'da yapmadığım referanslamayı şimdi mi yapacağım yani? O yüzden biraz böyle düzgün seçimler yapmak lazım, bir de düzgün eleştirmek lazım. Şimdi arkadaşlar OKEX'e dönüyorum tekrardan. Burada tabii şu anda 1.38 dolarlarda olduğunu görüyoruz Sui'nin. Ve aynı zamanda dün de hatırlarsanız ben bir IOT coinleri hakkında bir yorum yaptım. Herkes benim IOT'a aldığımı düşünmüş ama ben IOT'a almadım. Ben MXC aldım. Bu da biliyorsunuz ki 2019'da Çin eyaletinde yaptığı anlaşmalardan size bahsettim. Bunu da bir tek MXC'yi bir tek de OKEX'te yani birkaç tane daha borsada var ama büyüklerden OKEX'te var. Bu benim 2019'dan beri takip ettiğim bir coin. O yüzden bunu da almak isterseniz ben bunu GEM coin olarak aldım. Aşağıda linkte OKEX'ten sizler de hesap açabilirsiniz. Ha velev ki şunu da söyleyeyim. Bir anlaşma yaptıysak yaptık. Burada Netflix'e, Mubi'sine, Disney'ine her ay deliler gibi para harcayan insanlar, şurada bir branding anlaşması yaptık. Üstelik bir de ceplerinden 5 kuruş para çıkmadığı halde kalkmışlar burada bizi eleştiriyorlar. Herhalde bizim de bir yerde bir kazancımız olacak ama bunun sizin işlemlerinizden değil, hesap sayısından olduğunu söylüyorum ki bu daha etik. Yoksa oturayım ben size açayım Telegram hesabını. Hadi arkadaşlar kaldıraç açıyoruz IOTA'dan. Hadi arkadaşlar Sol'ü alıyoruz. Bitcoin'i satıyoruz diyerekten yapayım. Bunu yapsaydım şu anda kraliçe olmuştum, onu da söyleyeyim. Buna hani bazı insanlar bunu arıyorlar yani. Ama o bizde yok. Şimdi devam ediyoruz IOTA ile beraber. Tabii dün IOTA'dan bahsettik ama bunları TangleSwap dedikleri bir platformu da ne yaptı? Online'a aldılar. Yani on oldu, açık oldu ve burada özellikle 3 Mayıs'ta aldılar bunu ve burada özellikle Battles of Shimmer gibi bazı oyunları canlıya geçirdiler. O yüzden 17 Mayıs'a kadar sürecek IOTA içinde ön planda olabileceği tarihler bunlar. Şimdi devam ediyorum bu SEC ile. Arkadaşlar SEC şu anda bence bayağı bir tutuştu. Haftaya Dubai'de yine blockchain oturumları olacak. Böyle resimde görmüş olduğunuz Ripple'ın CEO'su Brett Garlinghouse'da Dubai'ye gidecek. Bakalım, belki ben de Dubai'ye gideceğim ama tam belli değil. Buradaki işlerime bağlı. Şunu söylemek istiyorum. Brett Garlinghouse'a önümüzdeki hafta SEC ile alakalı ne yapacaklar? Sorular soracaklar. Üstelik ayın 8'inden sonra olacak bu. Yani pazartesine denk geliyor. Muhtemelen bu gidecek. Ondan sonra Dubai'ye gidecek. O yüzden Dubai'de bakalım bayağı sıkıştıracaklar. Yani
önümüzdeki hafta bu adam eğer gerçek anlamda ben gidersem zaten direkt atlarım konuya da gerçekten bu adamı SEC hakkında bu gizli oturum görüşmesi hakkında bilgisi olup soru soran insanlar cevap alırsa ve bu da basına yansırsa Ripple hakkında olumlu olacak. Geliyorum Filcoin'e. Fil de bu anlamda Fil sanal makinesini gerçekleştirdi ve normalde biz Ethereum sanal makinesi hakkında konuşuyorduk ama Ethereum ekosistemi ile beraber çalışacağı için Fil hakkında bence çok olumlu bir haber oldu bu. O yüzden Fil'in de bugün arttığını görüyoruz. Sol'e geçtiğimizde ise Sol'ün de zincir üstü işlemlerinde, zincir üstü verilerinde aktif adresler bakımından dün ilk kez Ethereum'u geçti. Ethereum Killers olarak anılıyor biliyorsunuz ama o kadar da havaya girmemek lazım bence. Çünkü yani hani Ethereum bambaşka bir yerde diyebiliriz. Şimdi Bitcoin'in dominansına bakıyoruz. Dominans haftalık olarak bakacağız. Özellikle bu bankacılık krizinin halen daha Bitcoin'e olumlu yansıdığını görüyoruz. Üstelik bir de yaklaşık 2 senedir kıramadığımız bir dominans noktası vardı. 48-40'ların üzerine çıktık. Yani 2 senedir ilk kez Bitcoin'in ne kadar kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. Bu da sizlere söylediğim gibi Bitcoin S&P korelasyonundan değil, Bitcoin altın korelasyonundan kaynaklanıyor. Çünkü yatırımcılar şu anda Amerika'daki bankacılık krizinde banka o çok güvenilen, çok güvenilir, yıkılmaz dedikleri, batmaz dedikleri bankacılık sektörünün birebir eridiğini ve o gemi batarken üzerinde halen de Gensler'ın, Powell'ın, Yellen'ın mızıka keman çaldığını görünce tabii ne yaptılar? Altına ve Bitcoin'e yöneldiler. O yüzden Bitcoin çok kuvvetli geliyor bu açıdan diyebiliriz. Şimdi hemen Sui'ye geçeceğim. Arkadaşlar Sui'nin arkasında DM ekibinin olduğunu söylemiştik. Ve DM biliyorsunuz DM projesi de aslında bizim eski bildiğimiz Facebook yeni adıyla holding olarak Meta'nın ilk dijital para projesiydi. Ama tabii bunların çok fazla kuruluşlarla bağlantıları olduğu için DM'i açtırmadılar, DM'in üzerine kapattılar. Şimdi tabii Force'lara, Ethereum'a, Bitcoin'e, Ripple'a geçmiyor. Ripple SEC ile olan davasında kazandı, kazanacak neredeyse. O yüzden DM konusu raflara kaldırılan ve maalesef hayata geçemeyen bir proje olmuştu. Fakat DM'in ekibi gelmiş, aynı zamanda DM'in kod diliyle Sui'yi yazdılar. Ve kendi ekosistemi de olduğu için dikkat ederseniz şu sıra o coin bu coin'den ziyade kendi ekosistemine sahip yerel tokenların da aslında biz burada hareketlendiğini görüyoruz. Sui de bunlardan bir tanesi. Şimdilik 1.38'lerde. Ya bana soruyorlar nereden alırsınız diye. Ben açıkçası biraz daha beklemek istiyorum. Yani fiyatların biraz daha dalgalanmasını beklemek istiyorum. Ya olur da 1.38'den düşmez, 1.45'e gider. 1.45'ten alırım. Sonuçta bir piyasaya hareketlilik gelsin isterim ama ben şu anda Bitcoin altın tarafında biraz daha olduğum için biraz daha güvenmek istiyorum. Yani kötü bir proje değil ama daha iyi fiyattan alabiliriz belki, onu düşünüyorum. Şimdi geliyorum burada MXC'ye. Arkadaşlar dün ben sürpriz coin derken bunu biliyorsunuz ki göstermiştim sizlere ve MXC içinde konuşmak gerekirse bu OKEX'te var ve 2019'da şimdi diyecekler ki siz OKEX'le anlaştığınız için bunu öneriyorsunuz diyecekler de şimdi arkadaşlar o siz için söylemiyorum, o arkadaşları söylüyorum. Tekrar ediyorum. Bu adamlar 2019'da Çin'in Shenzhou ve bazı kentlerinde ne yaptılar? Gittiler IOT teknolojisi konusunda eyalet görevlileriyle anlaştılar, belediyelerle anlaştılar. O yüzden IOT konusunda Çin yeniden akıllı şehir temasına geçeceği için dün ben mesela bana sorular Jasmine'i niye almadınız diye. Jasmine Çinli değil ki, Jasmine Japon, Jasmine Tokyo'lu. O yüzden ben Jasmine'i aldım. Benim işim şu anda Çinli IOT şirketleriyle. IOTA var, IOTEX var, VET var, MXC var. Ama ben burada daha öncesinde MXC'nin özel sektörle olan anlaşmasını gördüğüm için buna bir gem yatırım yaptım. IOTA almadım. IOTA da alabilirsiniz. Neden diyeceksiniz? Yani IOTA da bunların en bilindiği. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bu ne ya? 7.04 2020. Bu başka bir şeyin üstüne kaymışım, burada kalmış. 22.70 ne acaba? Neyse dur bakayım. Şimdi çıkar onun kokusu. Ben bazen başka grafikleri yazıyorum, onun üstüne falan kaydediyorum ama ne olduğunu tam anlayamadım. Bir de 7.04 falan demişim.
ona bir bakmak lazım. Şimdi pardon, burada şöyle bir yapalım. Şimdi IOTA için burada eski grafik kalmış. Aynen öyle. Zaten şey veriyor. Şimdi IOTA için baktığımızda burası IOTA'da şu anda 19.88'lerdeyiz. Ve geldiğimiz noktada IOTA alanlar varsa diye söylüyorum. Henüz daha şuradaki alçalan trendini pek de kırabilmiş değil. O yüzden IOTA'nın ben biraz daha kırmasını beklerim. 22 seviyelerini, ha demek ki bunu yazdım ben. 22.70 seviyesini kırdıktan sonra ben gitmesini beklerim. Alçalan trendini kırmasını beklerim. Tamam, dün onu yazmışız 22.70'lerde ve şu bölgeyi kırmasını beklerim. O yüzden IOTA değil de ben MXC'yi aldım. Doğru, şimdi hatırladım dünkü konuşmamızda. Fakat günlük periyotta osilatörlere baktığımızda şu anda dipten bir toparlanma veriyor. 4 saatliğe baktığımızda o dipten toparlanma yerine biraz daha ufak bir satışa vermiş. O yüzden IOTA henüz daha kararsız. Ben MXC aldım. Onu da söylemek isterim. Gem token olarak dün de söyledim zaten yayına. Lütfen yayınları izleyelim. Şimdi devam ediyorum Ethereum'la beraber. Ethereum'u bugün biraz sona attık ama artık kusura bakmasın. Ethereum açısından da şuradaki kanal dönüşlerini zaten görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi sizlere kanalımdaki eğitimlerden bahsettim. Bitcoin katılım üyelerine erişebildi. Ve özellikle kanal içerisinde biz Fibo'ya denk geliyor. Bir de bunun üzerine Bollinger atıyorsak işte burada bayağı bir ileri gitmişiz demektir. İleri düzeye geçmişiz demektir. Ve şu anda günlük periyoda da aldığımda dönmüş olduğum orta bant ve geldiğim noktada ben ne yapıyorum? Ben şu anda Bollinger'ın orta bandı takılmış gözüküyorum. Fakat Bollinger'ın bu orta bandı takılsam da şurada oluşturduğum noktayla beraber ben şu bölgeyi kırdığım takdirde Ethereum'da, yani neresi 1930'ları kırdığım takdirde burası benim için olumlu olacak. Şu birkaç gün değil de önümüzdeki hafta artık pazartesiyle beraber 1930'ların kırılması gelebilir. Kırıldığı takdirde 2100 bölgesine doğru hızlı bir çıkış, daha doğrusu hızlı bir çıkış 2100'lere doğru bir gidiş görebiliriz. Ama öncesinde 2012 var tabii önümüzde. Şimdi devam ediyorum Sol ile beraber. Sol'e baktığımızda Sol şu anda dipten toparlanma hareketini devam ettiriyor. Osilatörlerle uyumlu bir şekilde gidiyor. Ve de baktığımızda 21.5 seviyeleri de destek olmuş bize. O yüzden Sol açısından şimdilik 21.5'lar destek olsa da 25-24 bölgesini kırmamız, ayın 8'indeki bu telefon olayı da etkisi olmazdı, hareketlendirir yani normalde fiyata, yani telefon alsanız ne olacak yani? Sol'le mi? Yani herkes Sol gidip de Sol'ün telefonunu Sol'le mi alacak? Ama yani bir etkisi, bir hype olur. 24'ü kırarsa Sol için ilk etapta satış gelebilir. Yani ilk satış düşünülebilir. Ardından geri çekilmelerde yeniden 22-21-70 seviyeleri düşünülebilir. Mati'ye baktığımızda tabii Mati'nin de kendi ağı var. Polygon. Polygon ağının yerel token'ı. Ama yani hani bir türlü de çıkamadı. İnsanları bayağı burada bekletti. Şimdilik yavaş bir hareket var. Portföylerimizde duruyor. 99'un üzerinde kalmayı sürdürüyor. 99 üzeri kaldıkça portföy tutmaya devam ederim. Açıkçası yani Matic'in bir an evvel 1.26'lara çıkması gerekiyor. Olması gereken seviyelerde oralar diyebiliriz efendim. Yani böyle işte durumlar. Bugünlük bizden de bu kadar. 19 dakikanızı bana ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda kanala üye olup abone olup beğendiğiniz için de çok teşekkür ederim. Gerçekten bu yayınları çok uzun uğraşlar sonucunda hazırlanıyor. Dolayısıyla sizlerin bizi de teşekkür takdirinize, bizler de beğeniyle ve abone sayımızı ölçüyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan yarın görüşmek dileğiyle. Akşam saat 6'da EkoTürk'teyim. Hoşça kalın. Görüşürüz.